Uzmanından havuz yerine deniz tercih edin uyarısı. Profesör Doktor Alper Şener, havuzlarda gözle görülebilir bir bulanıklık varsa çocuğu o havuza sokmayın. Dinleyelim bakalım başka ne gibi Tabii. tavsiyelerde bulunacak. Aslında hep temel soru, her sene soruluyor bu. Havuz mu daha sağlıklı, acaba deniz mi daha sağlıklı? Aslında açık deniz daha sağlıklı. Havuzlar her ne kadar klorlama periyodu düzgün dahi olsa ya da ozonlama periyodu daha düzgün dahi olsa, belli aranda mikroorganizma kontrolleri düzenli yapılsa dahi, akmayan su, durgun su her halükarda denize göre kıyasladığın zaman daha sıkıntılı mikroorganizma ve bulaşıcı hastalıklar açısından. Havuzlar açısından baktığımızda dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi düzenli temizleme ve klorlama sıklığının hangi sıklıkta olduğu ya da daha üst düzey temizleme dediğimiz ozonlama sıklığının hangi sıklıkla olduğu önemli. Bunlara rağmen bazı hastalıklar bulaşabilir mi? Nadiren de olsa bazı hastalıklar bulaşabilir. Viral hastalıklar mesela bunlar. HIV gibi, hepatit B gibi, human papilloma virüsü HPV gibi, genital sihir gibi hastalıklar klorlama düzeyleri yetersiz olduğu zaman her halükarda bulaşabilir. Onun dışında fekal-oral yolla bulaşan yani su yutmayla ağızdan bulaşan mikroorganizma dediğimiz enterik patojenler ağırlıklı olarak ne gibi? İşte Salmonella, Shigella gibi, E. coli gibi, Escherichia coli gibi bakteriler de çok çok nadiren havuzlardan bulaşabilir. Onun dışında açık deniz ya da sahil deniz kıyılarında biliyorsunuz yaygın olarak düzenli olarak Halk Sağlığı Kurumları tarafından Sağlık Bakanlığı'na bağlı mikroorganizma patojen araştırılması yapılıyor. Sezonun belli dönemlerinde periyotlarla. Onlarda ne bakılıyor? Ağırlık olarak enterik patojen dediğimiz yani suya karışan bakteri miktarı bakılıyor. Suya karışan bakteri miktarı belli sayıların altındaysa ki doğal olarak ister istemez karışma diye engel olmak mümkün değil, sıfırlamak mümkün değil. Belli sayıların üstündeyse oraya sahilli plajın kullanımına kapatılabiliniyor. Ya da aynı zamanda belli aralıklarla yapılan denetlemeler neticesinde ard arda birkaç yıl boyunca enterik patojen sıfır çıkıyorsa bu plajlara, sahillere mavi bayrak kodlanıyor. Mavi bayrak bu demek. Yani birkaç yıl ard arda yapılan denetlemelerde, takiplerde eğer enterik patojen bulaşıcı hastalık bakteri miktarı çok çok aşağılardaysa sahil kesiminde tuzlu suda bu açıdan temiz alan ilan ediliyor. Virüsler açısından tuzlu su olduğu için temel olarak baktığımızda bizim açımızdan bir avantaj var. Tuzlu suda virüsler yaşamıyor, yaşama ihtimali çok çok düşük oluyor. Dolayısıyla viral etkenler açısından bir avantajımız var virüsler açısından, diğer bulaşıcı hastalıklar anlamında. Ama bakterilerde, parazitler hastalıklarda bir dezavantajımız yok. Tuzlu suda da dolayısıyla parazitler, bakteriler bulunabiliyor. Diğer açıdan baktığımızda sadece su ve kanalizasyonların denize bulaşması, denize akması değil, maalesef sahillerde mevcut olan başıboş sokak hayvanları da bazen bu denizleri ve sahilleri kirletiyorlar ister istemez. Bu kirlenmelerle birlikte dolayısıyla enterik patojenler ya da kistler, kistatik mesela bu konuda çok sabıkalı etkenlerden bir tanesi parazitler hastalıklar. Bu dönemde de yaz döneminde de başımızın belası olabilecek hastalıklardan birkaçı. Bunlarda hangi bulgular var? Özellikle enterik patojenler açısından baktığımızda hafif bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal dediğimiz tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Eğer deniz kıyısında karşı karşıya kaldığınız tabloda denizin bulanıklığından ya da denize akan bir turistik yerde lağım ya da kanalizasyon görüyorsanız o bölgelerde girmemek ideali. Bu bölgelerde uzak girmek, açık denizde, açık alanlarda girmek. Bunlarda çoğunlukla baş ağrısı, bulantı, kusma, ateş, ishal gibi tablolarla karşı karşıya kalıyoruz. Ayırt edilmesi gereken en büyük tablo bunlarda güneş çarpması. Güneş çarpması çok sık karışabiliyor buna. Çünkü güneş çarpması da baş ağrısı, bulantı, kusma. Çocuklarda ishal tablosuna sebep olabiliyor. Bunlar için bazı laboratuvar testlerine ihtiyaç var. Havuzlarda son zamanlarda çok popüler olan deniz suyunun kullanılması, tuzlu deniz suyunun kullanılması bir avantaj. Hangi açıdan avantaj? Klorlama maliyeti yok, ozonlama maliyeti yok. Deniz içerisinden gelen tuzlu su ister istemez viral patojenler için ekstra koruyucu, özellikle HPV gibi, hepatit B gibi, HIV gibi hastalıkların ekstra koruyucu olduğu için deniz suyuyla kullanılan havuzlarda bir nevi normal havuzlara göre, normal içme suyu kullanılan havuzlara göre bir artı avantajı var, ekstra avantajı var. Havuzlarda bulanıklık ölçeği, gözle görülebilir bir bulanıklık varsa ideali çocuğu o havuza sokmamak, kendimizde girmemesi. Her ne kadar bu şeyler düzenli olarak denetime tabi de olsa, takip de edilse istenilenden daha fazla bakteri havuzda olabiliyor. Çünkü havuza düşen şey sadece enterik patojen değil, ciltten dökülen bakteriler, kıllar, tüyler,
ağızdan burundan akan salyalar dahil olmak, bunların hepsi havuzlarda bulanıklık ölçeğini değiştiriyor. Her ne kadar temizlik düzenli dahi olsa, klorlama düzenli dahi olsa, ekstra maliyetle ozonlama yapılsa dahi bu yetersiz kalabiliyor. Gözle görülebilir bulanıklığa bakmak lazım. Bir diğer önemli şey, havuza girdiğiniz zaman da girdikten birkaç saat sonra özellikle gözde yanma, sulanma, kızarıklık gibi tablolar meydana geliyorsa sadece klorlamaya bağlı olmayabilir. Bazı viral hastalıklar, adenovirüse havuz hastalığı olarak da biliniyor. Çocuklarda sık karşı karşıya kalıyoruz. Erişkinlerde de oluyor. Bu tabloya dikkat etmek lazım. Havuza girdiğiniz zaman ideali yüzünüze gözlük yoksa ağzınızı, burnunuzu, kafanızı suyun içerisine sokmamak denilebilir korunmak anlamında baktığımızda. Eğer bulunduğunuz tesiste havuz mu deniz mi ikisi de aynı oranda ulaşılabilirse ideal aslında denizi tercih etmek. Çünkü deniz biliniyor ki reel anlamda açıkçası havuza göre çok çok daha güvenilir. Lenslerle havuza girmemek denilebilir. Çünkü lensle girdiğiniz suda, havuz suyunda kontaminant suyun, bulaşıcı suyun lensle birlikte gözle alakası, ilişki, boş alana girdiği ve orada uzun süre kaldığı biliniyor. Lenslerin çıkarmalarını tavsiye etmekte fayda var. Düzenli olarak lens temizliği yapmalarını söylemekte fayda var. Evet, teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel ve detaylı bir şekilde bilgilendirdi bizi. Evet, bizim programımızın tabii bütün seçkileri kıymetli, aha, değerli ama bu hocam tam böyle konjektürel olarak da denize girdiğimiz, havuzlara girdiğimiz şu günlerde çok güzel, evet, bilgiler verdi kesinlikle bize. Bu programı izleyen neye dikkat edeceğini biliyor. Ben özetini söyleyeyim. Açık denizlerde lütfen denize girelim. Havuzlarda deniz suyuyla, temiz deniz suyuyla doldurulmuşsa bazı havuzlar öyle, evet, çok güzel olur efendim.